Almanya'nın en fakir 5 eyaleti. Birinci sırada Mecklenburg-Vorpommern dedikleri bu eyalet var. Burası Hamburg'un doğusunda yer alıyor. Aynı zamanda Polonya ile sınırı var. İkinci sırada arkadaşlar Brandenburg eyaleti geliyor. Brandenburg eyaleti Berlin'i de çevreleyen bu eyalet. Yalnız arkadaşlar Berlin kendi başına bir eyalet olduğu için Brandenburg eyaletine dahil değil. Üçüncü sırada arkadaşlar Saksonya-Anhalt eyaleti var. Bu eyalet de yine Doğu Almanya'da yer alıyor. Buranın en büyük şehirleri Halle ve Magdeburg. Dördüncü sırada arkadaşlar Thüringen eyaleti var. Yani Thüringia. Buranın da en büyük şehri Erfurt. Burası da yine Doğu Almanya'da kalıyor. Şu görmüş olduğunuz kısım Doğu Almanya, Batı Almanya sınırı yani bu. Thüringia'nın batısı. Beşinci sırada arkadaşlar ilk kez Doğu Almanya dışında bir eyalet var. Burası da şuradaki minik Saarland eyaleti. Bu eyaletin Fransa ve Lüksemburg'la sınırı bulunuyor. Gördüğünüz gibi 5 eyaletten 4 tanesi Doğu Almanya'da yer alıyor. Tabii ki bu eyaletlerin ekonomik durumu diğer eyaletlere göre kötü olabilir ama Almanya'da her zaman belirli standartlar var ve bu bütün ülke içerisinde geçerli. Yani Türkiye'deki gibi doğusuyla batısı arasında böyle uçurum farkı olan bir ülke değil Almanya. Ve zaten Doğu Almanya ile Batı Almanya birleştikten sonra mümkün olduğunca aynı standartları Doğu Almanya'ya da sağlamaya çalışmışlar. Yani aslında Doğu Almanya'ya da büyük yatırımlar var. Yeni kurulan bir sürü şehir var vesaire. Ama tabii ki Doğu Almanya'da kiranız gayet ucuzken aynı şekilde maaşlarınız da diğer eyaletlere göre daha az oluyor.